TRT Spor. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlığa seçildi. İkinci kez başkanlığa seçilen Özbek, sarı kırmızılı kulübün 103. dönem başkanı oldu. Galatasaray Kulübü'nün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken Dursun Özbek başkanlığa seçildi. Özbek, oyların 2208 ini alırken Hamamcıoğlu 2073 oyda kaldı. Sarı Kırmızılı Kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi. Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı verdiği olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 15.00 te sona erdi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret salonuna götürüldü. Toplam 24 sandıkta oy kullanıldı. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 23. sandıkta 155, son sandıkta 116 oy aldı. Eşref Hamamcıoğlu'na ise 23. sandıkta 59, son sandıkta ise 85 oy çıktı. Beyaz listelerdeki oyların tasnifiyle 2208 oya ulaşan Özbek, başkanlığa seçildi. Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2073 oy aldı. Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle. Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle. Not, tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8862 üyeden 4459'un oy kullandığı bildirildi. Özbek 2 yıl görev yapacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek. 2023teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor. Asıl, Metin Öztürk, Niyazi Elkencoğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil. Yedek, Can Natan, Emir Aral, Can Suak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu. 24 sandığın 14'ünde önde. Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14'ünü önde kapattı. Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti. Son 11 sandığın 10'unda Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Özbek, toplamda da 14 sandıkta üstünlük kurdu. Bir sandığın beraberlikle tamamlandığı seçimde 9 sandıkta da Hamamcıoğlu'na daha fazla oy çıktı. Hamamcıoğlu yine son sandıklarda kaybetti. Galatasaray Kulübü'nde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yılda benzer bir durum yaşadı. Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu 28. sandıkta Burak Elmasa geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti. Hamamcıoğlu 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbey'e geçildi ve seçimi kaybetti. NTV Spor Gece gündüz çalışmak lazım. İskeleti kurup şampiyonluğa oynayan kadro kuracağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yönetim kurulunda projelerden sorumlu üye olması beklenen Erden Timur, ''Teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bundan çok daha fazla görev var. Mahcup olmamaya çalışacağız. Taraftara da mahcup olmayacağız. İnşallah projeleri hayata geçireceğiz.'' dedi. Seçim sonuçları ile ilgili olarak ise Timur, ''Benim de üyelerle farklı diyaloglarım var. Bu sonucu bekliyorduk. Kaç farkla sona erdi onu da bilmiyorum. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur.'' birlik ve beraberlik olur. Galatasaray'ın başka bir çaresi yok. Bu iklimi sağlamaya çalışacağız. Herkesin ne olursa olsun birbirini sevmesi lazım. Yarın öğlene kadar dinleniriz. Ondan sonra çalışmaya başlarız. Çok yapılacak şey var. Gece gündüz çalışmak lazım. İskeleti kurup şampiyonla oynayan kadro kuracağız. Kısa bir zaman var. Hızlı zamanlar bizi bekliyor ifadelerini kullandı. Cemal Özgürkey sert bir yarış oldu. Yönetim kurulunda yer alacak isimlerden Cemal Özgörke ise 14 sene oldu. Yıllar çabuk geçiyor ama çok şey öğrendik. 14 sene Galatasaray'ın içinde olup ama dışında olmak bana çok şey kazandırdı, çok şey öğretti. İnşallah elimden geldiğince Galatasaray'ımıza hizmet edeceğim. Eşref Hamamcıoğlu ve ekibini de tebrik ediyorum. Sert bir yarış oldu ama neticede seçim günü. Bunların hepsi unutuldu. El ele, kol kolayız. Özlediğimiz Galatasaray biz de görev için hazırız, açıklamasını yaptı. Yönetimde ikinci başkan olacak Metin Öztürk ise, onunla birleşerek seçime girme hamlesini Dursun Başkan yaptı. Dursun Başkan bizim doğal liderimiz. Bundan önceki bölümde de gerek Burak Başkan, gerek Eşref Başkan gerek Ben Florya ile ilgili projeleri Dursun Başkan'la istişare ettik. Doğal lideriniz sizinle yol yürümeyi teklif ettiğinde bize yola devam etmek kalır. Galatasaray bu sezonu kötü geçirdi. Biz istedik ki bu kara bulutlar dağılsın. Eşref Başkan da birleşsin isterdik. Ama olmadı. 23 ay sonraki seçime projelerin %80'ini tamamlamış, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmuş bir takım istiyoruz diye konuştu. Ben gelsem hoca tercihim Okan Buruk olurdu. Daha önce teknik direktörlüğe Okan Buruk'u düşündüğü yönündeki açıklamalarının hatırlatılması ve hoca tercihiniz o mu olacak mı? sorusuna Metin Öztürk Dursun Başkan bana göre daha temkinli ama futbol bu. Top çizgiyi geçmezse hiçbir şey olmaz. Projelerimiz kuvvetli. Kuvvetli geliyoruz. Bizdeki inanç kavramı kalpten geliyor. Hoca konusuna biliyorsunuz ki başkan karar verir. Ben gelsem Okan buruk olurdu. Ama şu anda dursun başkan ne derse bizim için hoca odur yanıtını verdi. Fanatik. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözyaşlarını tutamadı. Yaşasın Galatasaray. Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakan Dursun Özbek, Sarı Kırmızılıların yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan ve gözyaşlarını tutamayan Başkan Özbek, değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Seçim, Galatasaray'ın demokrasi şölenidir, bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı, dedi ve ekledi. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Seçim, Galatasaray'ın demokrasi şölenidir, bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artık barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray'ı hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray. Özbey'in konuşmasının ardından sarı kırmızılı kulübün 103. dönem yöneticiliğini üstlenecek olan ekip arkadaşlarını sahneye davet etti ve arkadaşlarıyla birlikte tezahüratlarda bulundu. Dursun Özbey'in listesi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor. Başkan Dursun Özbey Yönetim Asil, Metin Öztürk, Niyazi Yelkencoğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmet İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil. Yönetim Yedek, Can Natan, Emir Aral, Can Suak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu. Denetim Asil, Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu. Denetim Yedek, Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç. Sicil Asil, Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan. Sicil Yedek, Ozan Bingöl Yurtsever, Yağız Canbolat Eroğlu, Yakup Peker. Disiplin Asil, Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzitan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Can Aydın, Ali Baran Öztürk. Disiplin Yedek, Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebu Suutoğlu, Sencer Seren, Günün Çalın, Ahmet Mert Gülşen. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.